Nerede bu ya? Bu ne ya? Zerrin pervane konuşuyor, süre yetmediğinden eleniyor. Hazır mısınız? Üçün üç kat. Ay, öleceğim. Bu daha komik. O ne Sena? Eda Hanım'ın kafası. Devamı da hiç merak etmeyin bu şekilde gelecek. Altı harfidir tek. Uçan memeli hostes mi diyor? Evet, herkes hazır mı buna? Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur? A. 1 B. 2 C. 5 D. 23 Ha. Hadi Ay. bakalım. Ya. Süreniz oluyor. Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Son kararım. Elif 4 saniyen kaldı. Dönüşte hızlı olmanı rica edeceğim. Tamam. Tamam. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. 3'ün 3 katından 2'nin 2 kata çıkartılırsa sonuç kaç olur? 3'ün 3 katından 2'nin... 25, 23. 23. Tamam. Teşekkür ederim. 23. Teşekkürler. Söyleyeyim mi? 31. Öleceğim ya. Böyle bir şey olamaz abi. Yani 3'ün 3 katından 2'nin 2 katı. İlkokulda, ya yani ilkokul 1'de 2'de öğrendiğim bir bilgi. Çarpım tablosunu öğreniyorsun. Ardından sana bunları böyle aktarmaya başlıyorlar. Ay. Tabii. D23 son kararım. Evet, senin ağzın düşündüğün daha doğruydu ilk Evet. ağzından çıkan Elif. Üçün üç katı 9. Ya işte şey İkinin iki olabilir. katı Kare da 4. kare mare bir şeyler var Onun ya. adı küp. Üçün küpü denseydi. Üçün üç katından. Üçün küpü denseydi o zaman Fırat Bey'in söylediği doğru olacaktı. Üçün Yani üç üç kere katından. üç, dokuz, üç kere... Mesela üçün dört katı nedir? Kat nedir? Bir sayıdan bir sayının aynı sayıyla beraber değil mi? Giderek artmasıdır. Yani hani en basit artık hani ilkokul Aa! Delireceğim. 9, 27. 27'den 2 kere 2, 4'ü çıkartırsan hani 23 olabilirdi ama 3'ün küpü değil, 3'ün 3 katı. Beynim şu an ben beynimi eve bıraktım öyle geldim buraya. Gerçekten bilinçaltı ile cevap veriyorum burada. Çok heyecanlanıyor insan. Hala Bilinçaltı. titriyorum. Bilinçaltı nasıl girdi kız araya? Bilinçaltı. Aa. İkinci soruda eleniyor. Ya bu milyoner olmak isterdi. İnanılmaz şeyler oluyor ya. Bence mesela Kenan İmirzalıoğlu çok eğleniyordur diye düşünüyorum ben. Ay ben bunu izlediğim gibi hatırlıyorum ya. Bunu izledik değil mi biz? Kenan'ı çıldırtan yarışmacı mı? Ya Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırtmaya nasıl kıyabiliyorsunuz ya? Yarın de yarın. Seyirciye sormak istiyorum bunu. Sevgili seyirciler, bugünden sonra gelecek ilk gün anlamına gelen...
burada yarın yazmayı bilmeyen, yalnız yazmayı bilmeyen, yanlış yazmayı bilmeyen kim varsa şimdi çıksın gitsin, beni sakın yormasın. Bak ben sizinle uğraşamam. Ben sizinle uğraşamam. Size o kadar diyorum. Ben uğraşamam. Bu heyecanla alakası yok artık bunun. Yani hani bu direkt olarak Türkçe bilmekle alakalı. Gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A. Yarın. Yarın. B. Yarın. C. Yarın. D. Yarın. Süreniz 10 saniye. Kenan İmirzalıoğlu oturmuyor bile bakın. Çok hoş adam. Selena'yla da çok mutlu. Sedef sevgili seyircilerimiz %90'la B şıkkı demişler. Ben de olduğunu diyelim. Allah'ım öleceğim. Diğeri burn olduğuna göre. Emindim ama şu an çok farklı bir atmosfer olduğu için karıştım ve yarın son kararım. Karıştım mı? Ben bunu bir yerde gördüm mü acaba ya? Ah. Neyse sağlık olsun. En azından öğrenmiş oldum. Yönelik katılmayı nasıl karar verdin Sedef? Biraz gaza geldim. Hiç aklımda yok ve hiç kendime güvenmiyorum hiçbir şekilde. Az önce bildiğim bir soru yani aslında. Bu efekt ve ne? Dil bilgim hiç iyi değil. Ve ben yine böyle bir hata yapacağımı düşünüyordum. Ve hani her zaman ya hayır Sedef, hayır Sedef. Hatta bu sabah kadar ya anne benim orada ne işim var ya falan diyorum anneme. Hatta spor ayakkabıyla falan gelecektim. Hatta pijamamla gelecektim. Annem şey dedi, saçmalama kızım ben artık. Abartmadın mı falan dedi. Pijama enteresan olurdu. Yani işte bir de pijamayla gidiyor, gitmeyi düşünüyorum daha doğrusu. Bakkal pijamam ayrı. Arkadaş yatıya giderken pijamam ayrı, ev pijamam ayrı. Çok düşkünüm pijamaya. İş pijaman da mı ayrı? Evet. Eşofman. Gri bir eşofman giyiyorum. Peki senin sırada dördüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Çok ilginç bir yarışma ya. Bunu çok merak ettim. Tamam buna bakıp artık buna bakıyorum ardından da örgümü alıyorum elime. Merhabalar. Merhabalar. Zerrin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ben Zerrin Pervane, 1985 doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ay! Ya burayı keselim. Montaja da başladınız, harika. Sizi tanımaya devam edelim Zerrin Hanım. Tamam, baştan alayım. Olur. Merhabalar, ben Zerrin Pervane. Aa, niye böyle oldu ya? Kendinizden bahsedecektiniz. Buyurun Zerrin Hanım, sizi bekliyoruz. Merhabalar. Şaka mı bu? Ben Zerrin Pervane. Şaka falan mı bu? Ne bu? Tüylerim diken diken oldu. Kanım içimde bir başka akıyor şu anda. O
boşandığım çocukla konuşmaya çalışıyorum. 20.05.1985 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Bu kadar. Tekstilin hangi alanında ne yapıyorsunuz? Modelist olarak çalışıyorum. Başka neler yapıyorsunuz? Hobileriniz, keyif alanlarınız? Hobilerim spor yapmak, dans etmek gibi şeyler. Neden yemek yapmayı seviyorum. Yapıyorsun? Şu anda daha çok sağlıklı beslendiğim için protein ağırlıklı besleniyorum. Ya teşekkürler bu bilgi. Şu an kafama sert bir sopayla vursanız ve bayılsam hiç şikayet etmem, biliyor musunuz? Öyle bir insan kendisi. O kadar diyorum. Manitayı etkilerken benim eller. Arkadaki kızken mesela düşünsene bunun arkasında benim oturduğumu. 3 saniye bir programı öyle hayal et hadi. 3 saniyelini programı sadece öyle hayal et. Bu kadının arkasında ben oturuyorum. Tavırları komik yani. Gerçekten komik. O şekilde. Rahat mısınız? Yani şu an... Ne, bayağı heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bilmiyorum. Kiminle geldiniz Erin Hanım? Bugün yalnız geldim. Seyircilerimiz sizinle olacaktır. Teşekkürler. Ne dersiniz, yarışmaya geçelim mi? Kenan İmirzalıoğlu hayranı olabilir mi peki? Ama yani öyle böyle bir hayranlık değil mesela diyelim ki. Belki de öyledir fotoğraftakiler. Onun fotoğraflarda çok yakışıklı zaten. Ki fotoğrafta yakışıklı çıkmak asıl çok zor bir şey. Bu adam çok yakışıklı. Çünkü Kenan Bey'e de böyle bir çipil çipil bakıyor yani. Mesela ben de Çağatay'la ilk buluştuğumuz, yani ilk böyle göz göze geldiğimizde Çağatay da bana çipil çipil bakmıştı. Benim çok büyük hayranımdır kendisi. Biz ilk tanıştığımızda mesela ben unutmuyorum. Ya Tunç. Neyse. Evet, geçelim. Kuralları biraz heyecanımı dayanmak istiyorum. Evet. Başlayınca daha iyi olur. Kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Çağatay Ulusoy mu? Çağatay Ulusoy bana çipil çipil bakacak, ben baygınlık geçireceğim. Öyle mi? On parmağında on marifet sözü kimler için söylenir? Kimler için söylenir? A. Çok ürkek kişiler. Ha, çok becerikli kişiler. B. Çok becerikli kişiler. B. C, çok becerikli çok kararsız kişiler. Son kararım. D. Çok telaşlı kişiler. B. Çok becerikli kişiler. Son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sırada ilk baraj sorumuz var. 1000 lira değerinde sorumuz geliyor. Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır? Cevap vereceğim. A. Yağlı boya fırçası. Hayır. B. Kurşun kalem. Hayır. C. Tükenmez kalem. C. Tükenmez kalem. B, son tebeşir. Kararım. Yarasa. Süreniz azalıyor. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bir seyirciye. Son tabii kararım. Ki.
Sevgili seyirciler, daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için... Gerçekten o kadar heyecan verici bir şey mi ki acaba? Benim böyle bir şey çağırsalar öldür gitmem. Anlatta gitmem. Ben kesin yanlış yaparım. Çok dalga geçtim milletle ben. Kullanılır. A. Yağlı boya fırçası. B. Kurşun kalem. C. Tükenmez kalem. D. Tebeşir. Süreniz 10 saniye. Zerrin Hanım, sadece 3 saniyeniz var. Cevabı verip hemen son kararım derseniz sürenin gazına vuramazsınız. Tamam. Sevgili seyircilerimiz %84 oranıyla C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? C son kararım. Tebeşir... C tükenmez kalem. Son kararım. Şoktayım. Ay vallahi şoktayım. Zor. Tenis. Tenis. Evet yani böyle şey olur ya. Mesela sınavdasındır abi, böyle yandakine bakarsın, sonra hocayla göz göze gelsin şey yaparsın. Tebeşi, maskara. Yani bu kadın o kadın. Şoktayım. Maalesef süreniz bitti. Nasıl sizi ya? Uyarmıştım. Hayır, olamaz öyle bir şey. Hepimizin gözü önünde oldu Zerrin Hanım. Tamam ama söyledim, tükenmez kalem son kararım dedim. Süreniz bittikten sonra söylediniz. Ya of, inanmıyorum ya. Maalesef. Kenan İmizlidoğlu şu an kendisine... İlk iki soru 15 saniye olduğu için o yüzden size söylemiştim. Süreniz azalıyor. Dönüşte 3 saniyeniz var. Lütfen hızlı hareket edin diye. Siz bir tebeşire gitti aklınız. O zaman çaldı. Ekrana bakamıyorum hareketlerine. Yani bayağı üzüldüm. Sağlık olsun. Sizi birazdan uğurlayacağım. Paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bizlerle? Yani şu an bir şey paylaşmak istemiyorum. Çünkü bayağı şey oldum, tuhaf oldum. Üzüldüm yani bayağı. Bence devam edebiliriz yani. Diye düşünüyorum. Bence devam edebiliriz diye. Sakıncası yoksa. Bu bir şaka olmalı. Bu bir gerçek olamaz. Maalesef gerçek Zerrin Hanım. Sizi alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Böyle olun. Işte. Burada. Şu aşağıdaki sıfır beni her seferinde çok güldürüyor. Niye öyle? Şoktayım ya. Ya saçının şu kenarını bir toplamak istedim ki. Üf. Sıfır yazınca stream element niye unique attı? Ya bu şey aslında ne biliyor musun? Bak baştan sona bir de şöyle izleyin. İşte WhatsApp'ta yardırdığım çocukla first date'im. Merhabalar. Merhabalar. Zerrin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ben Zerrin Pervane, 1985 doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ay. Ya burayı keselim. Montaja da başladınız. Harika. Sizi tanımaya devam edelim Zerrin Hanım. T-
Tamam, baştan alayım. Olur. Merhabalar, ben Zerrin Pervane. Yaptık. Aa, niye böyle oldu ya? Of. Kendinizden bahsedecektiniz. Buyurun Zerrin Hanım, sizi bekliyoruz. Merhabalar. Bakma ben bana. Zerrin Pervane. 20.05.1985 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Bu kadar. Tekstilin hangi alanında ne yapıyorsunuz? Modelist olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Pelin Baynazoğlu. 18.07.2002 doğumluyum. Yayın işiyle uğraşıyorum. Bu kadar. Yayıncılık yapıyorum. Twitch diye bir yerde yapıyorum. Geçen ay duymuşsunuz, içinde dolandırıcılar falan var ya. Orada yayın yapıyorum. Hobilerim oyun oynamak. Fobilerim spor yapmak. Düzgün beslenmek. Öyle şeylerden çok korkuyorum. Öyle. Öyle. Ay burayı kestik olur mu? Daha başka söyledim. Ay. İlk soruda elenen 10 yarışmacı mı? Top 10 mu bunlar? Vay be. Yarışmacı Akın Yeniçeri geceye damga vurdu. Aslı Şengül. O kim? O kim? Neyse, biz hadi örgümüze geçelim. Evet, Sevda'nın...